Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bu videoda Super People'ın ayarları nasıl olmalıdır? Hassasiyet ayarları nedir? Tuş ayarları nedir? İşte grafikler, sesler falan nasıl olmalıdır diye bir video derledim arkadaşlar. Bunu 3-4 günlük tecrübem sonrasında en iyi halinin bu olduğuna kanaat getirdim arkadaşlar ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi zaten oyunun Türkçesi yok. Ben 1920x1080p'de oynuyorum arkadaşlar. Sizin eğer GTX 1060'ın üzeri bir kartınız varsa, 1070, 1080, 2060 falan böyle kartlarınız varsa arkadaşlar, daha yüksek çözünürlükte minimum 60 FPS alabilirsiniz. Ama bu standart olarak 1920x1080 iyidir. Eğer GTX 1060 ekran kartından düşük kartlara sahipseniz arkadaşlar, buradaki çözünürlüğü birazcık düşürmeniz gerekebilir. Yani 1600'e 900 falan yapmanız gerekebilir. Şimdi ben Display modu Borderless All modda kullanıyorum. Bunun sebebi de iki monitör kullanıyorum ve ikinci monitöre geçebilmem için kolaylık yapıyor bana. Borderless mod veya full screen'de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Maksimum frame limitte unlimited, yani oyun içerisinde verebildiğin en iyisini ver bana diyorum. Lobide de 60 FPS yeterli. Bu vertikal CNC arkadaşlar disable, bende disable, ama dediğim gibi GTX 60 1060 üzeri kartlarda enable yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu vertical CNC diye bu özelliği destekleyen monitörler de var. O monitörlerden varsa eğer siz arkadaşlar, sorunsuz bir şekilde dikey kırılımları engeller. Şimdi burada arkadaşlar FPP mod FOV 110 olması gerekiyor ki en geniş FPP açısını yakalayabilirsiniz. Grafik ayarlarımız arkadaşlar Textures Medium, Anti-Aliasing Medium ve gerisi hepsi Low şeklinde. Bu kısım böyleydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz sese geçelim. Şimdi seste bir tek bir ayar göstereceğim size arkadaşlar. Birincisi müziği kısın. Müzikle çok işimiz yok. 3-5'te 8'de 10'da olsun. Müziği iyice kısın. Ve arkadaşlar burada Voice Input Mod diye bir şey var. Eğer bunu Push to Talk yaparsanız klavyenizdeki U harfine basmanız gerekiyor. Disable yapabilirsiniz veya sürekli açık yapabilirsiniz. Mic Open. Mic Open yaptığınız zaman her konuştuğunuzda sesiniz gidecek arkadaşlar. Ve buradan takıma mı yoksa herkese mi gitsin diye ayar yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki biz takıma sesimizi göndermek istiyoruz. Şimdi geldi arkadaşlar en önemli ayarlardan birisi, hassasiyet ayarları. Buradaki ayarlar benim alışık olduğum eğimime göre yaptım. Burada da şu konuya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mouse'u kaç DPI'de oynuyorsunuz? Yani mouse hassasiyetiniz kaç? Benim mouse hassasiyetim 800 DPI. Ve elimin en iyi olduğu vertical sensitivity bu dikey hassasiyet arkadaşlar. Bana 70, 71, 72. Bu dikey hassasiyet bana yeterli oluyor arkadaşlar. Free aim sensitivity dediği de arkadaşlar, herhangi bir dürbün açmadan sağa sola dönme sensitivity'si. Ve bu ADS sensitivity ise dürbün açtığınızda veya yarı basılıyken, omuz üstünde, şanga üstündeyken arkadaşlar hassasiyet ayarı anlamına geliyor. Bu driving ise araba kullanırken, araç kullanırken ki hassasiyet ayarı anlamına geliyor. Şimdi şurada arkadaşlar geldiğiniz zaman Advanced Scope Settings diye bir şey var. Bu disabled'dır ve sadece genel bir ayar vardır burada. Ve bunu ben 35 olarak ayarlamışım ama ben Advanced'ı kullanıyorum. Yani gelişmiş hassasiyetler. Bu da diyor ki herhangi bir scope takılı değilken sensitivity'm ne olsun? İşte 24, 2x takılıyken 21, 4x takılıyken 15, 16 olabilir. İşte 6x takılıyken 13, 14 olabilir. 8x takılırken 13 ve 15x takılıyken 10. Benim en iyi ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Ama bu arada oyunda 6x yok, bilginiz olsun. Geri kalan arkadaşlar ayarların hepsi aynı. Şimdi geldik en önemli ayarlardan birisi Key Settings, yani tuş ayarları. Burada yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken çok önemli bir ayar var arkadaşlar. Birincisi, ben çömelme tuşunu arkadaşlar soldaki CTRL tuşu olarak kullanıyorum. Parmağım buna alışık. Normalde burası C harfidir. Ben bunu soldaki CTRL'ye ayarladım ve yavaş yürüme, sessiz yürüme olayını da C harfine verdim arkadaşlar. Bunlar zaten standart, bunlara bakmanıza gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. Throwables, yani fırlatılabilirler anlamına geliyor arkadaşlar. Burada Throwables'ı 5'e atadım ve buradaki 5'e bir kere basarsanız ilk hangi item atılıysa, smoke varsa smoke'u, 2 kere basarsanız flash'ı, 3 kere basarsanız patlayıcı ve yanıcıları getirir arkadaşlar. Yani 5'te olması benim için en iyisi. Siz de bu şekilde ayarlarsanız kolay olacaktır. Ya da isterseniz arkadaşlar bombayı 6'ya, flashbang 7'ye, smoke'u 8'e ve molotov kokteylini 9'a atayabilirsiniz. Ama bu bana çok zor geldiği için ben hepsini sadece 5'te kullanıyorum. Ve arkadaşlar ben kolay olsun diye bandajı F1'e, first aid kit'i F2'ye, emergency kit'i ise F3'e, healing itemleri ise arkadaşlar F4'e atadım. Bana kolaylık oluyor ama genelde çantayı açıp sağ tıklayıp öyle basıyorum. Hani aslında çok da bir kolaylık, çok da bir farklılık değil. Ve araba ayarlarına geldik arkadaşlar. Araba ayarlarında honk horn, yani kornanız
H harfindedir. Hatay'ın H'sindedir arkadaşlar. Ben bunu sol tık olarak ayarladım. Arabayla giderken korna çalmayı seviyorum çünkü. Şimdi burada çok önemli bir ayardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Burada mode drive seat, yani sürücü koltuğu hangi harfte olsun? Q. Number 2 C, number 3 E ve number 4 Z'de arkadaşlar. Şimdi ben neden böyle karışık yaptım onu da size söyleyeyim. Q harfine bastığım zaman şoföre geçiyorum. E harfine bastığım ise şoförün arkasındaki koltuğa geçiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de drive by yaparken arkadaşlar arka koltuk, yan koltuğa ya da arka koltuğa geçmemiz gerekiyor. En kovurlu olan koltuk şoförün arkasındaki koltuk oluyor genelde. Bu arada speak, yani konuşmayı T harfine atadım. T harfinin daha kolay ulaşabildiğim için, çünkü U harfi biraz daha uzakta ve T harfi benim için daha kolay oldu. Ve arkadaşlar ping nasıl atacaksınız? Ping'i ben page down tuşuna atadım. Page down'da da mouse'umun makro tuşuna atamışım. Mouse'um da çift tıkladığım zaman ping atıyor. İşte eşeğe ping atar, düşmanın konumuna ping atar. Zaten bu smart ping arkadaşlar. Anlıyor neye ping attığınızı. Bu ayarı mutlaka yapın. Düşmanlara, arkadaşlarınıza düşmanların yerini bildirirken smart ping'i kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka kolay erişebileceğiniz bir tuşa, genelde H harfinde kullanıyor oyuncular. Ama benim için mouse'taki şu eklenti tuşlar var ya, onlardan birini atadım. Bunu mutlaka değiştirin arkadaşlar. Çok kolaylık sağlayacaktır size. Ve gameplay. Şimdi harita genellikle yeşil ve kahverengi arkadaşlar. Bu yüzden en uygun cross'un mavi veya beyaz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunların arasında en kullanışlısı bence white. Çünkü adamı siyah bir kostüm giydiğini düşünürseniz üzerine geldiği zaman beyazınız daha belirgin olur. Burada da arkadaşlar işte yerdeki attachment'ları otomatik olarak silahımıza atsın mı? Bir silah değiştirdiğiniz zaman diğerinin attachment'larını hemen yüklesin mi? Gibi ayarlar var arkadaşlar. Bunlara hiç ellemeyin. Bunlar güzel. Evet arkadaşlar, ayarlarımız bu kadardı. Bu ayarları yaptığınız zaman gerçekten faydasını göreceksinizdir. Bu arada arkadaşlar, istatistik bilgilerinizi nasıl bulabilirsiniz onu size göstermek istiyorum. Sezonda arkadaşlar şurada stats diye bir şey var. Şuradan details'a geliyorsunuz ve işte solo TPP. Solo'da benim statistiklerim nelermiş arkadaşlar. Bunları tek tek görebiliyorsunuz. Hangi karakterle neler yapmışım. Mesela Zeker'da 4K'den varmış. Sniper'da 6. Strikeforce'da 3. Misal veriyorum hani. Hani buradan arkadaşlar neler yaptığınızı ve toplamda nasıl bir rankınızın olduğunu, nasıl bir kill death oranınızın olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Benim 3.11'miş. Tabi başlarda çok öldük yani öğrenmek için. Bunu buradan bakabilirsiniz. Bir diğer ayarımız ise arkadaşlar, şimdi lobiye birini davet ettiğinizi farz edin. Lobide bir arkadaşınız var ve çıkmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken, şurada arkadaş kutucuğuna tıkladıktan sonra partiye geliyorsunuz ve burada leave diye bir şey çıkıyor. Tam olarak burada leave diye bir şey çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Ben bunu bulmakta zorlanmıştım. Belki sizin faydanıza olur diye bunu söylüyorum arkadaşlar. Ve bir arkadaş eklemek istediğiniz zaman nasıl ekliyorsunuz? Şurada find friends ve oyundaki nickini görüyorsunuz onun. Mesela Uğur Oksijen yazdığınız zaman arkadaşlar ve aratırdığınız zaman böyle biri varsa buluyor ve onu arkadaşlık isteği gönderiyor. Bir diğer ayar ise arkadaşlar crafting. Bu crafting'de mesela sizin hero'nuz arkadaşlar diyelim ki AKM kullanacak ve bu supply box'ta nasıl bir AKM gelmesini istiyorsunuz? Genelde heroic AKM gelir arkadaşlar ya da craft rare AKM gelir genelde. Yani en düşüğü veya bir üstü gelir. Ama bunu craft metal AKM yapmak istiyorsanız arkadaşlar, oyunda size şöyle kutular veriyor, bakın. Şöyle kutular veriyor arkadaşlar. Bu kutuları biriktirin. Ben bunlardan bir kısmını sattım ama artık satmamaya karar verdim. Bunları biriktirin arkadaşlar. Ve bunları da daha sonra şu silahı açacaksınız. Ama bu silahı açabilmeniz için ilk önce en alttakini açmanız gerekiyor. En alttakini açınca bunu upgrade ediyorsunuz. Sonra bunu upgrade ediyorsunuz. Ve sonra da diyor ki legendary hakemin olması lazım. Ve bu itemlerin olması lazım. Yani çok 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 zor bir durum bu. Bunun büyük ihtimalle piyasası olacak diye düşünüyorum. Aynı şekilde M16'da, Scar-H'de, G3'de hepsinde var bu arkadaşlar. Yani en baştan başlıyorsunuz, craft yapıyorsunuz, bunları geliştiriyorsunuz. Daha sonra bunları supply box'ınızdan temin edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, genel ayarlar ve oyunun bizi karşıladığı lobi ekranından birkaç şey size anlatmak istedim. Umarım bu bilgilerden faydalanmışsınızdır arkadaşlar. Bu ve buna benzer bilgiler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videomda hero'ların tüm özellikleri nelerdir arkadaşlar? Hangi hero'da hangi özellikler var? Onları anlatacağım size arkadaşlar. Birkaç güne gelir o videoda. Çünkü tüm hero'larla çok oynadım ve hepsini çözdüm arkadaşlar. Sizlerle bunu da paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.